Diyanet TV'den hayırlı akşamlar. Ben Fatih Şahin. Bugün 2 Kasım Cumartesi ana haber bülteniyle karşınızdayım. Sayın seyirciler, terör örgütü YPG PKK Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenledi. Pazar yerine düzenlenen saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde pazar yerine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada aralarında çocukların da olduğu 13 sivil hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Saldırıya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı, eli kanlı YPG PKK'lı teröristlerin insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor, tüm ülkeleri bu acımasız örgüte tavır almaya çağırıyoruz açıklamasında bulundu. Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren ve yakalanan DEAŞ'lılara ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama geldi. Soylu, DEAŞ'lıların ülkelerine teslim edileceğini söyledi. Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz dedi. Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemeye yönelik süreçle ilgili gelişmeler sürerken yurt içinde de terör operasyonları vardı. Yabancılar için bunları bir müddet daha kendi gözetimimiz altında ilgili yerlerde tutacağız ve ondan sonra da kendi ülkelerine göndereceğiz. Suriye'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan DEAŞ'lılar ülkelerine geri gönderilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yabancı ülkelerin tutumunu eleştirdi. DEAŞ'lıların vatandaşlıktan çıkarılmasına ilişkin biz kimsenin oteli değiliz dedi. İşin kolayını herkes bulmuş. DEAŞ'lı birisi olduğunda kendi vatandaşlığından çıkarıyor. Yani vatansız bir hale getiriyor. Ondan sonra bulunduğu ülkede onun herhangi bir yere gitmesi hususunda kendine ait bir sorumsuzluk ortaya koyuyor. Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın. Bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bunu çok açık söyleyeyim. Yani bu aynı zamanda bir sorumsuzluktur. Ben ne yapayım senin teröristin? Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz. Yani bunu böyle kabul etmek mümkün değil. Bu arada Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemeye yönelik Rusya ile ortak devriye yürütülürken Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni bir açıklama geldi. Amerikan Başkanı Trump, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan mutabakatla ilgili ateşkes çok iyi uygulandı ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Ateşkes çok iyi uygulandı. Sınırı başkaları kontrol etsin. Biz petrolü güvence altına aldık. Petrolü seviyorum. Kürtlerle çalışıyoruz, Türkiye ile çalışıyoruz, birçok ülke ile çalışıyoruz. Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki yerleşimlere saldırıları ise sürüyor. Rusya'ya ait olduğu belirtilen savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırılarında bir aileden 4 sivil yaşamını yitirdi. Cenevre'de düzenlenen Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk bölümü de tamamlandı. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde 150 üyenin katılımıyla yapılan toplantı pazartesi gününden itibaren oturumlarla devam edecek. Bugün toplantıya son vermeden önce Anayasa Yazım Kurulu'nun 45 üyesi konusunda anlaşmaya vardık. 45 kişilik kurul pazartesi burada toplanacak. 150 kişilik toplantıyı bugün itibariyle tamamladık. Genel olarak iyi geçti. Bütün üyeler görüşlerini bildirdi ve 45 kişilik kurulun çalışmaları için bazı önerilerde bulunuldu. Yurt içindeki terörle mücadele operasyonlarında da teröre yine darbe vuruldu. Kıran operasyonunda Van'ın Gürpınar ilçesinde iki terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu. Teröristlerden birinin 300 bin lira ödülle aranan gri listedeki Karkerkod adlı Muhacir Duman olduğu belirlendi. Diyarbakır'da ise PKK operasyonunda HDP'li belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi yakalandı.
Sayın seyirciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü durdurak bilmiyor. İsrail'e ait savaş uçakları Gazze şeridinde farklı bölgelere hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir Filistinli şehit oldu, 3 Filistinli yaralandı. İsrail askerleri bir kez daha masum sivilleri vurdu. İsrail'e ait savaş uçakları gece saatlerinde Gazze'nin farklı bölgelerindeki sivil alanları, Filistin direnişine ait mevziler ve tarım arazilerine hedef aldı. İzzettin Kassam tugaylarına ait hedefler bombalandı. Saldırılar sırasında Han Yunus kentinin batısında bir sivil alan da bombalandı. O saldırıda bir Filistinli şehit oldu, 3 Filistinli yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, şehidin kimliğini 27 yaşındaki Ahmet Muhammed El Şihri olarak açıkladı. İsrail'in saldırıları nedeniyle çeşitli bölgelerde maddi hasarın meydana geldiği belirtildi. Filistinliler, Gazze şeridinin doğusundaki İsrail sınırına 30 Mart 2018'den bu yana her cuma günü Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail, dün de gösterilerde 144 Filistinli yaraladı. Eylemlerde bugüne kadar 320'den fazla Filistinli şehit edilirken yaklaşık 18.500 Filistinli yaralandı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Türkiye Milli Kültür Vakfı 50. yıl kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen Hazreti Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri Sempozyumunda konuştu. Başkan Erbaş, veda hutbesinin önemini vurguladı. İnsanlığın krizlerden ve buhranlardan kurtulması için orada verilen mesajlara tutunmasının önemini ifade etti. Kur'an ve sünnet ilkelerine sarılmak gerektiğini de vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Türkiye Milli Kültür Vakfı 50. yıl kuruluş yılı dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen Hazreti Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri Sempozyumuna katıldı. Zeytinburnu Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda konuşan Başkan Erbaş, vakıf anlayışının İslam medeniyetindeki önemini vurguladı. İlim adamlarına Peygamber Efendimiz'in bıraktığı tebliğ emanetini bizler sürdüreceğiz dedi. Hazreti Adem'den itibaren Peygamber Efendimiz'e kadar dini tebliğ etmek için peygamberler gönderilmiş. Bugün bu vazifeler bizim üzerimizde, bizim omuzlarımızda. Biz yapacağız inşallah. Hakkın batıla galip gelmesine biz şahit olacağız. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarma işini bugün biz yapacağız. Erbaş, Peygamber Efendimizin veda hutbesinin önemini ifade etti ve orada verilen mesajların diri tutulması gerektiğini vurguladı. Veda hutbesinde Allah Resulü Efendimiz neler söylemiş, onları her vesileyle dile getiriyoruz. O gün bunları söyledi ama dedi ki burada bulunanlar bulunmayanlara anlatsınlar. Defalarca bunu tekrar etti. Bulunmayanlar kimler? İşte bizleriz. Bizlere kadar geldi. Bizler de veda hutbesinde Allah Resulü Efendimiz neleri gündeme getirmiş, sürekli onları canlı tutmak zorundayız. Erbaş, Peygamber Efendimizin veda hutbesinde ortaya koyduğu hakikatlere günümüzde çok ihtiyaç olduğunu vurguladı. Orada ırkçılığı gündeme getiriyor. İnsanların renkleriyle birbirlerine üstünlük gösteremeyeceklerini, üstünlük taslayamayacaklarını ifade ediyor. Bugün ırkçılığın başımıza getirdiği, başımıza sardığı belaları görüyorsunuz. O gün faizin her türlüsü haramdır, ayağımın altındadır buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bugün faizin başımıza ne büyük belalar getirdiğini hep birlikte yaşıyoruz. O gün kan davalarının kaldırıldığını Efendimiz buyurmuş. Bugün kan davaları her yerde devam ediyor. Dolayısıyla Allah Resulü Efendimizin veda hutbesinde gündeme getirdiği ve kaldırdığını beyan ettiği o unsurlarla mücadele bugün bizim omuzlarımızda. Bu yüzden hem veda hutbesinden istifade ederek hem de irşat
faaliyetlerimizi daha da geliştirerek buna müminler olarak, Müslümanlar olarak hız vermeliyiz. Erbaş, insanlığın yaşadığı krizlerden çıkışın ve aydınlık bir geleceğin Kur'an ve sünnet ilkeleriyle gerçekleşeceğini söyledi. Zulüm, haksızlık, umutsuzluk, gözyaşı ve bunalımların girdabında kaybolan bir insanlık şu anda gözümüzün önünde. En temel insan haklarının hiçe sayıldığı, can, mal, namus, haysiyet, insan onuru gibi değerlerin ayaklar altına alındığı, güçlünün zayıfı ezdiği, ekonominin faizle sömürüye dönüştüğü, kadınların, çocukların, zayıfların ezildiği ve haklarından mahrum edildiği, ırkçılık ve asabiyet üzerinden tefrika ve kavga ile insanlığın mahcup edildiği bir çağın, Mekke'nin cahiliye anlayışından bir farkı kalmamıştır. Bugün insanlığın yaşadığı krizlerden kurtuluşunun yolu ve aydınlık bir geleceğin yegane teminatı, sevgili Peygamberimizin veda hutbelerinde ümmetine emanet olarak bıraktığı Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu ilkelerdir. Programın sonunda Türkiye Milli Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor Salih Tuğ Erbaş'a hat sanatıyla nakşedilmiş bir tablo hediye etti. Hizmetlere vakfetmiş Profesör Doktor Salih Tuğ hocamız. Daha sonra Başkan Erbaş hat sergisini gezdi. Erbaş, hattatlar tarafından büyük emeklerle yapılan her bir tabloyu dikkatle inceledi. Ankara'da bugün hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere icazetleri verildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende ilahiler okundu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için salavatlar getirildi. Her biri yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hem zihinlerine hem de gönüllerine nakşetti. Hafızlık eğitimini tamamlayan 30 öğrenci için Ankara Sincan'da icazet töreni düzenlendi. Mübarek, muazzez, mücella, musaffa, aziz, latif kullarını hediye edip asır eyle ya Rabbi. Asr-ı Saadet Camii'nde düzenlenen törene Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Ankara İl Müftüsü Yusuf Doğan ve öğrenciler katıldı. Programda hafızlığın önemi vurgulandı. Bir defa Kur'an Allah kelamıdır, ilahi bir kelamdır. Kainat kitabıdır. Müminin dünya ve ukbasını mamur eden bir kitaptır. İnsanlığın dünya ve ukbasını mamur etmeye talip bir kitaptır. İddiası budur. İnsanlığı hidayete eriştirmek üzere gönderilmiş bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmiş olan bu kardeşlerimiz aynı zamanda Kur'an-ı Kerim muhafaza altına almış demektir. Hafızlara biz ayaklı Kur'an diyoruz ama bundan sonra aynı zamanda yaşayan Kur'an olacaklar. Tarihi bir zamanı yaşıyoruz. Sincan'ımız için, Ankara'mız için çok önemli bir zaman dilimi. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Çünkü din hizmetleri, mihrabımız, minberimiz, kürsümüz, eğitim hizmetleri, din eğitimi hafızsız olmaz. Hafızlar buranın en önemli mihenk taşı, bu hayırlı hizmetlerin en önemli neferleri. Biz Kur'an'a hizmet edeceğiz, Cenab-ı Allah bizi muhafaza edecek. Biz Kur'an'ı anlayacağız, Cenab-ı Allah bize yardım edecek. Biz Kur'an'ı yaşayacağız, Cenab-ı Allah bereketini fazla fazla bize lütfedecek. Cenab-ı Hak sayılarını artırsın, gayretlerini artırsın. Kur'an'ı ezberledikleri gibi anlamayı da, anladıkları gibi yaşamayı da, yaşadıkları gibi Kur'an'ı neşretmeyi, etrafına, yeryüzüne yaymayı da onlara da bizlere de nasip eylesin. Çiçeği burnunda hafızlar adeta Kur'an ziyafeti verdi. Öğrenciler birbirinden güzel ilahiler seslendirdi.
Programın sonunda öğrencilere hafızlık belgeleri verildi. Tebrik ederim. Sayın seyirciler, yurdun bazı illerine yılın ilk karı düşmeye başladı. Rize, Ordu ve Giresun'un yaylaları kar yağışıyla beyaza büründü. Özellikle doğu illerinde etkili olan kar yağışı bazı noktalarda vatandaşlara zor anlar yaşatırken kartpostallık görüntüler de oluştu. Kar yüzünü gösterdi. Birçok il güne beyaz örtüyle uyandı. Kar büyüktü, bir sene erken geldi. Rize'de 2700 rakımlı Huser Yaylası'nda sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı 20 metreye ulaştı, her yer bembeyaz oldu. Keskin soğuğuyla meşhur Erzurum'a da sabah saatlerinde yılın ilk karı yağdı. Kar kalınlığı şehir merkezinde 5 santimetre, yüksek yerlerde 20 santimetreyi buldu. Geceden kış kar yağdı, Erzurum'a kış geldi. Bayağı da yağdı yani kar. Evet, bayağı yağdı. 8 ayı kış olan Kars'a da yılın ilk karı düştü. Kar yağışının etkili olduğu kentte termometreler sıfırın altında biri gösterdi. Vallahi her zaman bizim alışkan olduğumuz şey için, her zaman için bize normal geliyor. Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinin yüksek rakımlı tepeleriyle köyleri de beyaz örtüyle kaplandı. Havalar öyle bir soğudu ki yüksek tepelere kar yağdı. Bayburt'ta da benzer manzara vardı. Yılın ilk karı kente beyaz gelinliğini giydirdi. Kar yağdı. Bayburt soğuk bir memleket. Güzel evet, görüntüler ortaya çıktı. İşte gelip eğleniyoruz biraz. Ve Bitlis. Gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle Bitlis-Tatvan karayolu beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Erzincan'da da benzer manzara vardı. Araçların yolda kalmaması için ekipler iş makineleriyle çalıştı. Şanlıurfa'nın dillere destan lezzetleri başkentte Anfa Fuar Merkezi'nde görücüye çıktı. Ankara'da ikinci kez kapılarını açan festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. En çok rağbet gören ürünler Urfa ciğeri, isot, pul biber ve baklava oldu. Ciğeri, baklavası, çiğ köftesi ve acı biberiyle dillere destan Urfa lezzetleri başkent Ankara'ya taşındı. Şanlıurfa lezzetlerinin ve kültürünün tanıtıldığı Urfa Festival ikinci kez başkent Ankara'da kapılarını açtı. Acı biberiyle, çiğ köftesiyle ve lahmacunuyla dillere destan Urfa lezzetleri başkente taşındı. Urfa yöresel yemeklerinin de yer aldığı lezzetler adeta damak çatlattı. Festivali gezenler yöresel lezzetlere doydu. Sade yağlı, fıstıklı Şanlıurfa'ya hitap ediyoruz. Buraya geldik Ankara'ya fuara. Çok şükür elhamdülillah iyi geçiyor, güzel geçiyor. Urfalılarımıza adına yakışır bir şekilde Urfa'yı burada temsil ediyoruz. Urfa deyince aklımıza ilk olarak Urfa'nın meşhur ciğeri geliyor. Evet. Urfa ciğeri de sabahleyin 5'te başlar, akşam gece 12'ye kadar. Millet Urfa ciğerini yemeye hastadır. Daha dışarıdan, Almanya'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan gelenlerin hepsi ilk yiyeceği yer ciğer ve acı Urfa biberi. Yemeklere lezzet katan Urfa biberi de festivalin vazgeçilmez ürünlerindendi. Peki lezzetli ve bol aromalı isot ve pul biber nasıl yapılıyor? Güneşte isot iki parça haline gelir. Güneşte kurutulur. Bir hafta 10 gün güneşte kuruduktan sonra elle dövülür tokmakla. İsot haline gelir. İsot 10 gün güneşte bekletirse rengi kararlaşıyor. İsot haline gelir, siyah oluyor. Pul biber ise 3 gün güneşte bekletiliyor. Rengi kırmızı haline geliyor. Festivale ilgi bir hayli yoğundu. Sadece Urfalılar değil, yurdun dört bir yanından vatandaşlar festivale akın etti. Damak tadımıza uygun olduğu için böyle yerlere geliyoruz. Urfa'nın da bu biberleri, yöresel malzemeleri çok hoşumuza gidiyor. Bir bugün ziyaret edelim dedik.
O yüzden bu işlerde emek verenlerin hepsine de teşekkür ediyoruz. Urfa halkına selam, sevgiler. Ziyaretçiler pazar gününe kadar Urfa Festivali'ni gezebilecek. Ve bu haberle bugünkü birlikteliğimizi de burada noktalıyoruz. Hayırlı akşamlar geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın efendim.